Bismillahirrahmanirrahim. 14. ders harfi met yani uzatma harfi ya. Kendinden önceki ince harfi i sesiyle kalın harfi ı I, i arası bir sesle uzatır. Şimdi harf metlerle alakalı kurallarımızı biz 12. dersimizde söylemiştik. Ya harfinin uzatması için ya harfi hareketsiz olacak. Kendinden önceki harfin harekesi esri olacak demiştik. Bu durumda kendinden önceki harf ince ise i sesiyle kalın ise ı i, i arası bir sesle uzatırdık. Şimdi burada esre görmüyoruz. Ama şu gördüğümüz işaret bu elif harfinin harekesinin esre olduğuna işarettir. Onun için bunu gördüğümüz yerlerde eğer altında ise esreliymiş gibi. Üstünde ise o zaman da harekesi üstünmüş gibi kendisine uygun olan sesle biz o harfi uzatıyoruz. Şimdi okuyuşumuza başlayalım. İ li fi zi ebi Ahi Dini Beni Dino Elimo Rahimu Azimu Bakın za harfi kalın bir harf i i arası bir sesle uzattık Şuradaki örnekte mesela nun harfi ince bir harf. İ sesiyle uzatıyoruz. Beni azimu qila qila yetime khifete Halifet Kadir Alim Semi Bsir Alamin Bakın bu örnekte hem harf-i olan elif var hem de harf-i olan ya var. Tekrar edelim. Alamin <Kalifete>, صادقين فاسقين كافرين ابابيل ابليس مسكين اسرائيل uzatma harflerini okurken sadece uzatılması gereken harfi uzatmaya dikkat edelim. Önünde uzatma harflerinden bir tanesi olmayan harfleri uzatmamaya özen gösterelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.